Merhaba arkadaşlar. Oy verme anında sandık kurullarının yapacağı iş ve işlemlerle bu süreçte dikkat etmemiz gereken hususları konu alan ikinci eğitim videomuzla karşınızdayız. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Antep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Maraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon Dersim, Urfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis oy verme işlemi saat 7'de başlar, saat 16'da biter. Diğer illerde ise oy verme işlemi saat 8'de başlar, saat 17'de biter. Seçmen kimliği nasıl tespit edilir? Oy verme işleminde öncelikle seçmenin kimlik tespiti yapılır. Sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi yani ehliyet kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli resmi nitelikteki belgeler ile oyunu kullanabilir. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır. Seçmenin kimlik tespiti yapıldıktan sonra seçmene oy kullandırılır. Unutmayalım, yerel seçimlerde bütün oy pusulaları tek sarfa konulacaktır. Yerel seçimlerde bütün oy pusulaları şu şekildedir. Büyükşehir olan illerde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Oy Pusulası, İlçe Belediyesi Başkanlığı Oy Pusulası, İlçe Belediye Meclisi Oy Pusulası, Muhtarlık Oy Pusulası. Büyükşehir olmayan illerde, ilçe Belediye Başkanlığı Oy Pusulası, İlçe Belediye Meclisi Oy Pusulası, İl Genel Meclisi Oy Pusulası ve Muhtarlık Oy Pusulası. Beldelerde, Belde Belediye Başkanlığı Oy Pusulası, Bel'de belediye meclisi oy pusulası, il genel meclisi oy pusulası ve muhtarlık oy pusulası. Köylerde il genel meclisi oy pusulası, muhtarlık oy pusulası. Sandık kurulu başkanı oy zarfı ile oy pusulalarını hiçbir tarafında herhangi bir işaret bulunmadığını ve arkasının sandık kurulu mühürü ile mühürlü olduğunu kurul üyelerine, müşahitlere ve seçmene gösterdikten sonra mührü seçmene verir. Ve kapalı oy verme yerini gösterir. Seçmen kapalı oy verme yerine girmeden önce sandık kurulu tarafından şu hususlarda uyarılır. Mühürü taşırmadan basması gerektiği, oy pusulasına herhangi bir imza veya işaret koymaması, aksi halde oyunun geçersiz sayılacağı, bütün oy pusulaları ile muhtarlık oy pusulasını aynı zarfa koyması gerektiği. Seçmenin cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesinin yasak olduğu ve bunun cezasının bulunduğu bu tür cihazlar varsa oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere bırakılması gerektiği, zarfın içerisine birleşik oy pusulalarından başka hiçbir şey koymaması, aksi halde kullandığı oyun geçersiz sayılacağı. Seçmeni birleşik oy pusulaları verildikten sonra hata veya başka bir nedenden dolayı yeni bir oy pusulası verilmeyeceği, tüm oy pusulalarının aynı zarfa konulacağı açıklanır. Sandık başında seçmene vereceği oy hakkında hiç kimse müdahale, telkin veya tavsiyede bulunamaz. Hiçbir seçmen oyunu kullandıktan sonra sandık başında kalamaz. Sizleri 3 önemli hususta uyarıda bulunmak istiyoruz. Seçmenlere verilen oy pusulaları ve zarfın üzerine herhangi bir işaret konulmamış, mühür basılmamış olmasına dikkat ediniz. Seçmen üzerindeki olası baskıların önüne geçebilmek için mutlaka her seçmenin oy kabinine girmeden önce cep telefonunu sandık kuruluna teslim etmesini talep ediniz. Açık oy kullanmaya çalışanlar suç işledikleri konusunda mutlaka uyarılmalıdır. Uyarıya rağmen açık oy kullanılırsa bu kişilerin isimleri tutanak defterine kaydedilmeli ve ilçe seçim kuruluna iletilmelidir. Engelliler nasıl oy kullanır? Sandık Kurulu Başkanı tarafından görme engelli seçmenlere oy pusulalarına uygun olarak hazırlanan şablon ile oylarını kullanabilecekleri hatırlatılır. Talep etmeleri halinde oy pusulası sandık kurulu başkanı, akrabalarından biri, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla şablona yerleştirilmek suretiyle oylarını kullanabilirler. Görme engelliler, felçililer, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedensel engelleri açıkça belli olanlar herhangi bir rapor, belge ibraz istenmeksizin o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemez. Sandık kurulu başkan veya üyeleri engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremez. Oy kullanma sırasında yardım edemez. Okuma yazma bilmeyen seçmen sorduğu ve istediği takdirde sandık kurulu sadece birleşik oy pusulaları üzerinde bulunan işaretlerden hangisinin hangi siyasi parti veya bağımsız adaya ait olduğunu anlatır. Görevlilerin örnek 142 belgesiyle oy kullanması yeni adıyla OR25, OR26 belgesi. İlçe Seçim Kurulu Başkanı seçimin yapıldığı çevrede oy verme hakkına sahip olduğu halde görev yaptığı sandığa ait seçmen listesinde kayıtlı bulunmayan sandık kurulu başkanlarının, sandık kurulu üyelerinin, sandıkların kurulduğu binanın resmi sorumlularının, seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk görevlilerinin, sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişilerin, görevli oldukları sandıklarda oy kullanabilmeleri için her bir görevli için ayrı ayrı bir belge düzenler. Bu belgenin adı örnek 142 yeni adıyla OR25, OR26 belgesidir. Bu belgede görevli kişinin TC kimlik numarası, adı ve soyadı, görevi, oy kullanacağı sandık, oy kullanabileceği seçim türü yer almalıdır. Örnek 142 belgesinin ıslak imzalı yani orijinal olması gerekir. Fotokopi belge ile oy kullanılamaz, oy kullandırılamaz. Sandık görevlilerimizin dikkat etmesi gereken noktalar. Öncelikle oy kullanmak için sandık başına gelen kolluk görevlisinin sandık seçmen listesinde kayıtlı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer kolluk görevlisinin seçmen kaydı sandık seçmen listesinde var ise örnek 142 belgesinin aslı teslim alınmalıdır. Kolluk görevlisinin kimliği teslim alınmalıdır. Belgedeki bilgilerin kimlikteki bilgiler ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilmelidir. Belgede yazan sandık numarasının oy kullanacağı sandık numarası ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kolluk görevlisinin sandık seçmen listesinde adının karşısında oy kullanabileceği seçim türlerine bakılmalıdır. Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği İl Genel Meclis Üyeliği gibi kolluk görevlisi seçmene sadece listede belirtilen oy kullanabileceği seçim türüne ait oy pusulası verilmelidir. Kolluk görevlisi oyunu kullandıktan sonra listede adının karşısına imza attırılmalıdır. Sandıkta kayıtlı olmadığı halde görevi gereği örnek 142 belgesi ile oy kullanan seçmen sayısının mutlaka sandık sonuç tutanağının ilgili iki nolu bölümüne doğru bir biçimde yazılmasını sağlayın. Oy verme işlemleri ne zaman biter? Oy verme işlemi saat 16'da biten illerde sandıklarda 16'da açılacaktır. Bu saatten önce sandıklar hiçbir gerekçeyle açılamaz. Oy verme işlemi saat 17'de biten illerde sandıklar saat 17'de açılacaktır. Bu saatten önce sandıklar hiçbir gerekçeyle açılamaz.